şimdi de damak lezzetleriyle Sinop diyelim diyoruz. Evet, Sinop denince aklımıza ne geliyor? Buranın mantısı ve aynı zamanda leziz balıkları. Evet, Sayın Valimiz de bizim için mantı açtı. Bu özel program, bu özel röportajla da sizlerle birlikteyiz. Evet, Sinop Valisi ile harika bir Sinop mantısı. Buyurun. Sinop Valisi Sayın Doktor Yasemin Özata Çetinkaya, kaymakamlıktan gelmiş ülkemizin bayan valilerinden birisi. Yıllardır Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kaymakam olarak mesleğini icra etmeye çalışmış, aynı zamanda da 3 kız annesi Özata. Hem iş hayatı hem de özel yaşantısı ile bütünleşmiş, başarılı, ülkemizin örnek bayan yöneticilerinden birisi. Şu anda ülkemizin 2 bayan valisinden de biri. Bir bayan vali olarak görev yapmanın sorumluluğu ve ciddiyeti içinde titiz bir yönetici Sayın Özata. Yaşamında biz de daha çok başarılar dileyerek sizleri daha fazla sabırsızlandırmayalım diyor, elimizin hamuruyla yörenin lezzetleri eşliğinde Sinop Valisi Sayın Doktor Yasemin Özata Çetinkaya ile gerçekleştirdiğimiz sohbetimizle baş başa bırakalım diyoruz. Sinop yıllarca herkesin işte ders kitaplarından okuyup Türkiye'nin en kuzey noktası olarak bildiği ama çok az kişinin gördüğü, gelip gezdiği bir yer. Çünkü uzun yıllar ulaşımla ilgili epey sorunumuz olmuş. Karadeniz coğrafyasından kaynaklı karayollarımız uzun yıllar çok sıkıntılı iken son 10 yıldır özellikle son dönem hükümetlerimizin karayolları konusunda yaptığı yatırımlarla birlikte yeni yeni keşfedilmeye başlayan bir il. Ülkemizde kaç tane bayan valimiz var? Siz kaçıncısınız? Nasıl geldi bu valilik serüveni? Birazcık ondan bahsedelim. Şu anda 2 tane aynı anda görev yapan bayan valimiz var. Diğeri Kırklareli valimiz Esengül Hanım. O ikinci vali. 1991-95 yılları arasında da Muğla valiliği yapan Lale Aytaman valimiz var. Ben üçüncü kadın vali oluyorum. Ama benim şöyle bir farkım var. Ben meslekten gelen, kaymakam kökenli bir vali olarak ilkim. Diğer iki kadın valimiz de istisna memuriyet anlamında atanmış valilerimiz. Evet, Sayın Valimizin marifetini de burada görüyoruz sevgili seyirciler. Harika. Şimdi biraz da tabii etleri evet, yerleştireceğiz buna. Bunun etleri nasıl oluyor? Yani biraz Sinop mantısında nasıl? Oluyor çünkü hamurumuz da büyük zaten. Yerken de biraz et tadı alıyorsunuz. İçinde de yağsız dana kıymanın içine çok ince doğranmış soğanımız ve hafif baharatla tatlandırılmış bir kıymamız var. Katlama şekli biraz farklı. Önce üçgen olarak kenarları birleştirip sonra da böyle iki ucunu bir şey yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız efendim? Bunları tabii ki nasıl haşlayacağız? Bir de onu görelim. Buyurun. Şimdi büktüğümüz mantıları kaynamış evet, suya atacağız. Hatta suyumuzun bayağı bir hızlıca kaynaması gerekiyor ama şu anda biz biraz kısık. Şimdi üzerine biraz soğuk su ilave edeceğiz. Canı çıktı mı demiş o zaman. Onun özelliği nedir? Canının çıkması için. Soğuk suyumuzu da ilave. Evet, mantının canını çıkardık sevgili evet, seyirciler. Bu haşlandı mı şimdi? Şu anda haşlandı. Tamam. Kaç dakika oldu? Bizim mantılar 1,5 dakika. 1,5 dakika. Süper. Cevizli mantı. Evet. Ve bunun üzerine kızarmış tereyağı yapacak. Yoğurtlu şekilde de servis edilebiliyor. Bu da kızarmış köy tereyağımız. Mis gibi koktu. Of, evet, fark ediyorsunuz. Koktu gerçekten. Artık seyircilerimiz kusura bakmayacak ama. Her şeyde acıkacak. Ya.
teşekkürler. Sinop'un mantımızın tanıtımına bu şekilde katkı sağ verdiğiniz sağ için. Sağ olun. Biz sizin ne kadar marifetli olduğunuzu da gözlerimizle gördük, evet, tasdik ettik. Evet, Sinop bir turizm kenti aynı zamanda. Bunların tabii ki özellikleri var. Sayın Valimizden de kentin bu değerlerinden bahsedelim diyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Sayın Valim merhabalar tekrardan. Merhaba. Peki buranın turizm potansiyelinde neler var? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi geçmişten beri gelen bir turizm potansiyeli var Sinop'un. Sinop limanı antik çağlardan beri Karadeniz'deki tek doğal liman olması nedeniyle Karadeniz'e hakim olmak isteyen, Karadeniz üzerinden bir takım memleketleri açılmak isteyen medeniyetlerin hep üzerinde medeniyet kurmak istedikleri bir toprak parçası olarak görülmüş. Milattan önce 4000'li yıllara, 5000'li yıllara kadar giden bir tarihimiz var. Çünkü bu doğal liman olmasından kaynaklı çok stratejik bir nokta. Ve doğal liman olmasından kaynaklı bir liman ve ticaret kenti olduğu için de hep böyle dışa dönük bir yapısı olmuş Sinop'un. Bu sosyal yaşamına, kültürel yaşamına, insan dokusuna da etki eden bir faktör. Karayolları konusunda Türkiye'nin en pahalı yollarının yapıldığı bir ildir Sinop. Coğrafyası aşılması zor ama devletimiz zeval vermesin, gücünü sonuna kadar kullanıp Sinop'un da ulaşım konusundaki sorununu aşmış vaziyette. Daha önce Samsun-Sinop arası eski yolumuzdan 4 saat iken şu anda 1 saat 15 dakika en fazla 1,5 saatte Samsun-Sinop ulaşımını sağlayabiliyoruz. Gayet de konforlu, 3 şeritli duble bir yoldan neredeyse uçak indirilebilecek bir uçak pisti konumundaki bir yoldan Samsun-Sinop ulaşımımız çok rahat sağlanıyor. Boyabat üzerinden gene Ankara ulaşımımız 4 saate inmiş vaziyette. 430 kilometre ama 4 saat, 4,5 saatte çok rahat ulaşılabilecek bir mesafede Ankara bölgemize. İstanbul karayolumuz halen uzak bir mesafe ama oraya da her gün, haftanın her günü karşılıklı uçak seferlerimiz var. 2014 yılından beri uçak seferlerimiz İstanbul'dan her gün karşılıklı yapılıyor ve %85-90 oranında doluluk oranlarımız var. Şu anda bizim 97 turistik işletmemiz var, konaklama tesisi anlamında. Bunların toplam kapasitesi 4900 yatak, 4900 küsur yatak, 5000'e yakıta civarında. Biraz daha böyle standardı yükseltecek konaklama tesisi, turizm işletmesi tesislerimizin yapılmasıyla birlikte Sinop turizmle ilgili çok kısa bir vadede, 3-5 yıllık bir dönemde şu anda bulunduğunun çok ilerisine gidebilecek potansiyele sahip bir il. Sıtkı ustamız da maşallah döktürmüş de döktürmüş. Yani biz öyle bir balık yemeye gelmiştik ama balığın envai çeşidini de yapmış. Merhabalar Sıtkı. Merhabalar. Bey, sizi bir tanıyalım. Ben Sıtkı Tunçoğlu, hem işletmecisi hem de aşçısı nadiren. İşte 11 yıldır bu müesseseyi işletiyoruz. Tabii ki şehrimiz bir liman şehri ve deniz şehri. Balık bizim için çok önemli, ön planda olması gerekiyor ve bunu da müşterimize layıkıyla sunmamız gerekiyor. O da çok önemli bizim için. Hamsinin burada birazcık da soslanmış şeklini ben gördüm. Açıkçası Sinop'ta gördüm bunu da. Evet. Gösterelim mi şöyle? Bunun özelliği sosudur efendim. Yani içine kullandığımız sosudur. O sosuna ayrı bir lezzet verir ve pişirirken yumuşak tutar. Bunun içinde kullandığımız ızgarada pişiriliyor. Evet, domates suyu, yani rendelenmiş domates, soğan, maydanoz, baharatlar ve sıvı yağıyla oluşan bir sosla pişiriyoruz. Çok ayrı bir lezzet katıyor hamsiye. Zargana dediğimiz Karadeniz'in uzun ve en fosforlu balığıdır. Yani fosfor açısından çok zengindir. Bu lakerde efendim. Palamuttan yapılan lakerde. Tabii ki Sayın Valim, siz Karadeniz'de de görev yapmışsınız. Müsürekme. Evet. Müsürekmeye değil balık, balık sofralarının vazgeçilmezi. Mütemmim cüzü diyoruz. Ne kadar da güzel yapmışsın. Evet. Ustamız ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Çok sağ olun Sayın Valim tekrardan. Evet, biraz mola. Ondan sonra Sinop'u gezmeye devam.